Değerli izleyenlerim, bugün Kur'an'ın ayetleri programında Ahkâf Suresi 21-28. Ayetler arasını bir sayfa halinde değerlendireceğiz. Burada Cenab-ı Hak bize Hazreti Hud'un kıssasından bir bölümü anlatıyor ve şöyle buyuruyor. Vezkür Afa Ad, Ad kavminin kardeşini yad et. Ad kavmi, tarihte gelmiş geçmiş dişi topluluklardan birisi. İzgâlerahum afûhum Hud, onların kardeşi, yani kavimden olan, onlardan biri olan Hud, onlara şöyle demişti. Kur'an-ı Kerim'de başka bir sırada bu şekilde nazara bulunmakta. Bir anzara kavmahu bil ahkâf, o kavmini ahkâfta uyarmıştı. Yani ahkâf derken kum tepeleri, kumlarla dolu olan genetik çevreleri öyle bir çevre ve buraya ahkâf deniliyor. Orada kavmini uyarmıştı. Lagad salat amruzuf min beyni yedeyhi ve min halfihi, onun evvelinde, sonrasında, önünde, arkasında çok uyarıcılar da gelip geçmişti. Yani Hazreti Hud o bölgede ilk peygamber değil. Daha evvelinde de bize peygamberler gelip geçti. Ve bunlar Allah'a isyan etmeleri halinde ne gibi cezalara maruz kalacaklarını bunlara anlattılar. Allah'a ta'budu illallah, şu şekilde uyarıda bulundular. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. İbadet sadece ve sadece Allah içindir. Başkasına ibadet edilmez. İmni yasafu aleykum, Hazreti Hud bunu söylüyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. İmni yasafu aleykum adâbe yevmin azim, ben sizin hakkınızda çok büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Demek ki kavmi haddi aşan, günahlara dalan bir kavim. Bundan dolayı Hazreti Hud ısrarla onlara anlatıyor ve onların başına gelebilecek felaketi kendilerine hatırlatıyor. Ve burada azabın geleceği gün büyük bir gün şeklinde tavsiye edilmekte. Çünkü azap geldiğinde o kavmi ortadan kaldıracak olan bir azap, böyle olunca o gün çok büyük bir gündür. Kâlû ecikkenâ ve te'fikenâ tam âlihe günü. Dediler ki, bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi sen geldin? Fe'kinâ bimâ ta'idunâ imkün kelime sâdıkîn. Eğer sadıklardan isen, doğru söyleyenlerden isen, bize vaat ettiğini getir görelim. Bu, kendilerine vaat edileni kabul etme işlerinden kaynaklanıyor. Yoksa doğrudan azabı isteyecek değiller. Ama netice itibariyle azabı istemiş oluyorlar. Gâle innemel ilmü indallah. Hazreti Hud onlara dedi ki, bunun ilmi ancak Allah katında. Yani bunun ne zaman geleceğini, ne şekilde geleceğini ancak Allah bilir. Bu doğrudan benim istemem olacak bir şey değil. Yani eğer doğru söylüyorsan azabı bize getir değilsiniz. Bir tezim değil, çünkü azabı getirecek ben değilim, Allah getirecek ve o ne zaman azap vereceğini de en iyi bilendir. Ve übellimkum ma ursiltu bihi, ben size gönderildiğim şeyleri tebliğ ediyorum. Yani ben bir elçiyim, bana neler bildirilmişse bunları size hatırlatıyorum. Ve lakin yarakum kavman teşmilin, lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Burada ben sizi cahilliğinden kavim olarak görüyorum demesi, yani cahillik noktasında sadece okuma yazma meselesi değil, okumuş yazmış olanlar da cahilce çok hareketlerde bulunabilirler. Günümüzde üniversite mezunları cedilenmiş, eşkıya olabilmekte, terörist olabilmekte. Dolayısıyla tarihte de eski zamanlarda böyle bilgi sahibi de olsa çok cahilce işler yapan kimseler olmuş. فَلَمَّا رَأَوْهُ اَعْرِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَكِهِمْ, ne zaman ki onlar kendi vadilerine yönelmiş bir şekilde bir bulut gördüler. Orada ağrıt ağrız olan görülen bir şey anlamında kendilerinde, kendi beldelerinde kuraklık meydana geliyor.
uzun zamanlı kulakların neticesinde bir bulut bir yerden görülüyor ve bunlar seviniyorlar. İşte bu buluttan bize yağmur gelecek diye ümidler katılıyorlar. Halbuki o buluttan kendilerine azap gelecek. Gâlu hâde âridun munkirina ve dediler ki bu bize yağmur verecek olan bir bulut. Artık kuraklıktan kurtulacağız dediler. Gâlu'ya mesle acarken bilin doğrusu o acele etmiş olduğunuz şey. Yani Hazreti Hud kavmine böyle söylüyor. Bu görmüş olduğunuz var ya, acele edip istediğiniz bir azap vardı. O azabı size getirecek olan bulut. Artık azap size geldi diyor. Rihun fiha azabun elim. Bu bir rüzgardır ve onda elim bir azap vardır. Yani demek ki rüzgar bir toz bulutuyla geliyor ve kuvvetli bir şekilde geliyor. Bunun neticesinde o kavim helak edilecek. Kıdan verin külle şeyin diyen bu Rabbine, Rabbinin emriyle o rüzgar önüne çıkan her şeyi kırıp geçirir. Ve asfahu neticede onlar şu hale geldiler. La yura illa mesakinun, miskenlerinden başka bir şey görünmez hale geldiler. Ve bu ayetlere göre, Kur'an-ı Kerim'de de yine işaret edildiği üzere, 8 gün devam eden bir rüzgar ve bu dehşetli bir fırtına şeklinde ve o kuvvetli rüzgar bunların helakine sebebiyet veriyor. O kum tepelerindeki kumları bunların üzerine yürüyor ve bunlar evlerine, meskenlerine gizlendiklerinde o rüzgardan korunmak için artık kapılar da dayanıyor, kapılar da kuruluyor ve rüzgarın sanki elleri var. Bir o duvara, bir diğer duvara çarpma tarzında bunları helak ediyor. Ve böylece geriye ortalıkta dolaşan insan kalmıyor. Sadece geriye bunların meskenleri kalıyor. Kedavce nefsil gavle-i mücrinin mücrim olan bir kavmi işte biz böyle cezalandırırız. Ve lakad mekkennâhum andolsun ki biz onları imkanlara kavuşturmuştuk. Kendilerine bir kudret vermiştik. فِيمَا اِمْمَكَّنَّاكُمْ فِيهِمْ Yani size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Burada ilk muhatapları itibariyle Mekke ahalisine bir hitap var. Yani peygamberine muhalefet eden Mekkeliler, tarihte alt kavmi gibi kavimler geldi. Bunlar seyredilenlerden çok daha geniş imkanlara sahiptiler. Çok güçlü kuvvetliydiler. Mamureler kurmuşlardı ama neticede helak olup gittiler. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً Ve kendilerine kulak, göz ve kalpler vermiştik. Belki kulaklarıyla peygamberi dinlesinler diye, gözleriyle kainattaki kötülüğü aletleri, Allah'ı gösteren aletleri görsünler diye, kalpleriyle Allah'a iman etsinler, Allah'ın muhabbete dokdolu olsunlar diye bunlara göğüs ve kalpler vermiştik. فَمَا اَنَا اَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَفْسَارُهُمْ وَلَا اَفْدَتُهُمْ وَلَا اَفْدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ Ama onların ne gözü, ne kulağı, ne de kalpleri kendilerine bir fayda vermedi. Yani gözlerinden, kulaklarından, kalplerinden istifade edemediler ve göz sahibi olmaları, kulak sahibi olmaları, kalp sahibi olmaları Allah'tan gelen bu azabı onlardan gidermedi. Çünkü kendilerine verilen bu kıymetli azaları inkarda kullandılar. Gözleriyle ibretle bakmadılar. Kulaklarıyla peygambere muhatap olamadılar. Kalpleriyle tasdik edemediler. Böyle olunca da azabı hak ettiler. Sana aynı alnım sen umumlara, sar umumlara, götürdüğün şey, ilkânu ve cihadunu bi âyâtillâh. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Yani niçin böyle bir azar onlara kaldılar? Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ve hâdâ bihim mâ kânu bihi yestensi'un ve neticede istihza etmiş oldukları ve dalga geçmiş oldukları şey kendilerini kuşattı. Ve haydi azap bize gelsin, hadi bir an önce getir diyorlardı. Azap geldi ve azap onları kuşattı.
Yalada da ahiret merhametini algıra, biz sizin çevrenizde olanları önceki nesillerde gelip geçen, çevremizdeki o belgelerde yaşayanları helak ettik. Kur'an kelimesi, halle kelimesinin çoğulu belge, belgeler anlamında. Burada belgelerin helaki derken, oralarda yaşayanların helaki murad ediliyor. Gerek Arabistan'da, gerekse dünyanın başka yerlerinde muhakkak ki helak edilen kavimler var. Şu anda Anadolu'da da eski kavimlerden bir takım kalıntılar değişik yerlerde bulunmakta. Bunlar bir zamanlar buraların bir nevi efendisi gibiydi. Buralar onlardan soruluyordu. Ama neticede helak olup gittiler. Bazı kavimler bu şekilde toptan helak edilir. Ve geriye artık onlardan sadece harabeler kalır. Ve sonra sonra ayet, biz onlara ayetleri değişik şekillerde anlattık. Ve ayetleri değişik yönleriyle onlara bildirdik. Tekrar ve tekrar anlattık. وَاَلَّهُمْ يَعْجِعُونَ Ona ki dönerler diye. Yani onlara ayetlerin bir şekilde tekrar ve tekrar anlatılması, değişik şekillerde anlatılması gönülleri içinde. Ona ki dönerler, Allah-u Teala kimin dönüp kimin dönmeyeceğini anlattı biliyor. Ama bu şekilde ayetleri de gönderiyor, peygamberleri gönderiyor ve insanlara hidayet yollarını gösteriyor. Ta ki diğer alemde insanların Allah nezdinde bir üzülleri kalmasın. Bize peygamber gelmedi demesinler. Bize hidayet edilmedi demesinler. Velikülü görmenikler, her tane yol gösteren vardır. Peygamber veya peygamberin davetini anlatan kimseler bulunmaktadır. Böyle olunca bütün devirlerde yaşayan insanlar elbette kendilerine verilenlerden sorumludurlar. Ona göre bunun hesabını da vereceklerdir. فَلَمْ يَا مَسَلَهُمْ اَلَّذ۪ينَ اَتَّصَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا عَالِهًا Allah'a yakınlık olarak seçmiş oldukları o kutlar, tapmış oldukları o kutlar onlara yardım etseydi. Yani onlar bir takım kutlar edindiler ve bu kutlarla alakalı هَا اُلَٰهِ شِفَاءَ اُلَٰهِ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın izniyle bize şifacıdır dediler. مَنَا بُلُهُمْ اِلَّا لِلْبَرِدُنَا اِلَّا زُلْفَ Biz bunlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye takıyoruz. Böyle sorular ama diğer aleme gidildiğinde işin hakikati onlar tarafından da görüldü. Takmış oldukları bir şeyler onlara bir fayda vermedi. Onlara şefaatçi olmadı. Ben yuvarlığım hatta onlardan kayboldular. Yani taktıkları bir serap oldu. Artık onlardan da kayboldu. Artık onlardan bir istifadeleri söz konusu değil. Ve zâlike iskuhum ve mâkânu yeftarûn ve işte bu onların iftiralarıdır. Yani o kütleri ilah kabul etmek suretiyle Allah'a şerik kılmak suretiyle iftira etmişlerdir. Ve elbette bu iftiraların karşılığını göreceklerdir. Değerli izleyenlerim, insanlar tarih boyunca bu gibi kütlerden kendilerini kurtaramamışlar. Şu anda da insanların büyük bir ekseriyeti Allah'a inanmakla beraber Yusuf Suresi son sayfada anlatılan bir ayette insanların ekserisinin müşrik olarak Allah'a inandığı nazara görülüyor. Yani Allah'a inanıyor ama bir şirk içinde. Bunun en belirgin örneklerinden biri Hristiyanlarda Allah'a inanıyorlar. Tek Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Ama baba, oğul, ruhu, kudüs tarzında üçlü bir görüntüyle bunu kabul ediyorlar. Böyle olunca La İlahe İllallah yani tevhid hakikatını tam anlayamamış oluyorlar. Öte yandan diyelim Budistler Buda'nın heykellerine takarken belki doğrudan o heykelden bir şey beklemiyorlar. Ama bunu kendi inanmış oldukları Allah'a bir şefaatçi, bir vesile, onun bir sembolü gibi değerlendiriyorlar. Ve böylece onun karşısında ibadet ediyorlar. Veya zaman zaman belki Müslümanlarda da bir nevi gizli şirk olabilir. Gizli şirk, kendi amelini başkalarına dayandırmaya çalışmak. Bu gizli şirktir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu bize bildirmiştir. Ben benden sonra Allah'a ortak koşarsınız demiyorum. Ama sizin hakkınızda gizli şirkten korkuyorum
buyuruyor. Diyorlar ki ya Resulallah gizli şirk nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam riyakarlığın yani gösteriş için bir şeyler yapmanın gizli şirk olduğunu ifade buyuruyor. Demek ki bir insan yaptığı ibadette Allah'ın rızasını değil de bazı şansların rızasını kısasarsa onları bir nevi ilah yerine koymuş olur. Veya bazı şahısları Allah'a ulaşmada kendisine bir şefaatçi gibi görse, sanki doğrudan kendisi Allah'a ibadetini takdir edemiyor, falan vasıtasıyla bir nevi ibadet edeceğini zannediyor. Bu da farkına varmadan onları bir nevi böyle şefaatçi yapmak veya bir nevi kendisini kurtaracak bir şahıs olarak kabul etmek gibi yanlış bilgiler olabilmekte. Buna dikkat etmek gerekir. وَمَنْ نَسْرِ اِلَّا مُنْدِلَّ Yardım alacak Allah'tandır. Yani bizler sebepleri reddetmiyoruz. Allah-u Teala bu alanda sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Ve yardımı da bir takım sebeplerle yapıyor. Ama şuna inanıyoruz ki sebepler ne olursa olsun netice itibariyle sadece sebeptir. Sebeplerle yaratan icraatta bulunan ise Allah-u Teala'dır. Şefaati inkar etmiyoruz, şefaat var. Ama şefaat Allah'ın izniyle olur. وَنْهَلْ وَبِيَّشْرَ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ Onun izni olmadan Allah katında kim şefaat edebilir? Yani Allah'tan bir izni olmadan kimse Allah'ın izniyle şefaatçi olamaz. Dolayısıyla nasıl ki gemide gemiye gelip karşıya geçiyoruz, gemi karşıya geçmemize vesile oluyor. Onun gibi peygamberler, makbul bir takım insanlar Allah nazarında bizi şefaatçi olabilir. Bu noktada şefaat reddedilmemesi gerekir. Ama sanki bunları doğrudan kendileri istediklerini kurtaracak tam yükleri bir noktada kılınmış öyle görmek o tehlikeli olur. Çünkü izin verilmeden bunlara bunların şefaat etmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak tam bir istikametle yaşamayı hepimize nasip edilmesi olmasın. Ve Ad kavmi gibi Kur'an'a nazara verilen haddan şahit topluluklarının yaptıklarını yapmaktan ümmet-i Muhammed'i muhafaza edilsin. Bir başka programımızda beraber olmak umuduyla hayırlı günler diliyorum.